أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين آمين يا معين. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz dersimize, sefalar getirdiniz. Bizleri video, yani kayıtlar yoluyla dersimizi takip eden kardeşlerimize de, arkadaşlarımıza, hoca ağabeylerimize de hürmet ediyoruz. Rabbim sona erdirmeyi cümlemize nasip eylesin. Geçen geldiğimiz nokta itibariyle bab-ı hurufin karubet meharicüha. Burada bırakmıştık. Bu neyle alakalı bir bab? Bab-ı huruf. Bir takım harfler var. Karubet meharicüha. Mahreçleri birbirine yakın olan harflerin birbirine idgamı. Tabi İmam-ı Asım Hafs rivayetine göre mahreçleri birbirine yakın olan harflerin hangilerinin olduğunu biliyoruz. İşte kaf, keftir, lamradır. Mesela mütecaniseyn grubunda da hangilerinin yine olduğunu biliyoruz. Ama bu tabii bizim şu anda okumuş olduğumuz Tayyibe'den alacağımız ne? Bütün kıraat imamlarının, ravilerinin, şunların bunların efendim ehli edadan nakille beraber bize ulaşan harfler, hangi harfler ve nerelerde oldukları. Ve diyor ki idgam-ı ba'i cezmi, cezimli olan ba harfinin idgamı, idgam-ı ba'i cezmi, cezimli olan ba harfinin idgamı nerede yapılır? Fil fa, fe harfinde. Fe harfinde yapılan bu idgamın efendim kimler tarafından icra edildiğine bakıyoruz. Li, kale, bunlar lam, kaf, kırmızı renkte yazılmıştır malum. Li kale hulfuhuma. Lam ve kaf için, yani Hişam ve efendim Hallad için hulüfle bu idgam var. Rumhuz. Ha ve ra için, yani Ebu Amr ve Kisai için de bu idgam yine var ama hulüfsüz. Mesela işte ev yağlib fesevfe ve in ta'ceb fa'cebun. Mesela buralardaki idgamlar demek ki lam ve kaf için, Hişam ve Hallad için hulüfle ama Ebu Amr ve Kisai için hulüfsüz. Bu idgamlar bu şekilde yapılıyor. Yu'adzib men hala devamı ilerideki beytin ilk mısrağında da bunun devamı var. Sadece bir ha ile iş bitmiyor çünkü. Yu'adzib men hala raba ve hulfun fi deven bin. Buraya kadar gidiyor bunun izahı. Yani bir sonraki beytin ilk mısrağının baş tarafı, hatta hemen hemen tamamı yine yu'adzib men ile alakalı. Değil mi? Anlatılan mevzu. Kim yapıyor bunları? Yu'adzib men, burasını yapan ki bu da malum Bakara suresinde geçiyor 284. ayette. Meşhur okurken insanlar, değil mi? Bizim kurrayı bayağı zorlayan yerlerden bir tanesi. Tabii İnfiratta zorlanmıyor insanlar ama indiraç dediğin zaman da bayağı iş müşkil bir hale geliyor. İşin iktisarı içinde o derde tabii katlanıyoruz. Yu'adzib men, yu'adzim men şeklinde bu idgamı yapan kimdir hocam? Hala birincisi Ebu Amr. Raba bir de Rahal. Yani Herhal belli ki bunlar hulüfsüz yapmışlar. Niye? Çünkü hulüf kelimesini başka tarafa gönderiyor şimdi. Ve hulfun fi deven bin. Bu üç zat, yani Kalun, İbni Kesir ve İmam-ı Hamza Hazaratı, bunlar da hulüfle yapmışlar orayı. Yani bir yu'adzib men diye izharla okumuşlar. Bir de yu'adzim men diye burayı idgamla okumuşlar. B'nin F'ye olan idgamı böyle. Sonra velira fillami. Buradan yeni bir diyelim ki alt başlık. Velira fillami. Yine meczum olan ra için fillami lama idgam. Meczum olan, çünkü yukarıdan cezimden geldik hatırlarsınız. İdgam-ı ba'il cezmi demişti ya. Oradan cezimden geldi. Veli ra fillami. Meczum olan ra, cezimli olan ra'nın idgamı nerededir? Fillami lamda. Peki kim yapar bunu? Bu idgamı dıb hulfün. Sündüri hulüfle yapar. Yedin süsi bunu hulüfsüz yapmış olur. Yani en çok karşılaştığımız tabii bunun haricinde bir sürü idgamlar, ra'ların, lamlara idgamları falan var. Kâle rabbüke falan gibi. Ama vesbir li hükmi. Mesela burada kim var?
Ondan sonra nağfir lekum. Burada kim var? İşte bu tür yerleri cezimli olduğu zaman ne yapıyor? Bu tür yerlerde biz Dürî'nin idgam yapmış olduğunu, Ebu Amr'dan Dürî'nin hulüfle idgam yapmış olduğunu bu şekilde bu beytler itibariyle görmüş olduk. Yedin dediği de zaten Süsi'dir. Süsi burayı hulüfsüz yapmış. Bu türlü yerleri. Sonra yef'al sera. Burası bu kadar. Yani yef'al zalik ve men yef'al zalik. Buradaki idgamı yapan kim? Buradaki idgamı yapan arkadaşlar sera sin. Ki bu çok nadirattan olan bir idgamdır bu. Sera'nın. Efendim ya sinin daha doğrusu. Rasetin sininden bahsediyoruz. Ebul Haris Hazretleri. İdgam olarak yef'al ve men yef'al zalike gibi nerede karşılaşırsak bu türlü ifadeyle fema ceza'u men yef'al zalike mesela bu ne yapıyor? Bu idgama dahil olmuyor. Niye? Çünkü fema ceza'u men yef'al zalike yani merfu yani ötrili harekeli. Dolayısıyla şeyden ne derler ona bu buradan çıkmış oldu. Fema ceza'u men yef'al zalike normal izhardır yani. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama yef'al zalike olan yer geldiği zaman da ki bu da 6 yerde. Bakara'da var, Ali İmran'da var, Nisa'da var, Furkan'da, Münafikun'da. Bu surelerde var. Yani toplamda 6 yerde. 5 yer sayıyor. 6 yerde toplamda. Evet. Nahsif bihim ruben. Bu da bu kadar. Yani nahsif bihim Sebe suresindeki bu nahsif inneşe nahsif bihimul erda var ya orasında orada fe'yi b'ye idgam edenlerden bahsediyor. Bunların hepsi dikkat edersek arkadaşlar idgamı sagir olan grup. Yani idgamı kebir değil. İdgamı kebir bahsini hatırlarsın. Değil mi? Geçmiştik de nerede? İdgamı kebir anlattı işte Ebu Amr'ın yanına oradan Şeyh Yakub'u falan da koydu. O idgamı kebir orada kaldı. Yani iki harf idgam olan müdgam ve müdgamun fih dediğimiz birinci ve ikinci birbirine idgam edilen harfler eğer harekeli ise ikisi de idgam-ı kebir. Bunlar şimdi hep idgam-ı sagirden gidiyor şu anda. Sonra ve fir kebrul hima. Bu tabi sadece burada bitmiyor yine mübarek. Ya büneyyar kem ma'nadan bahsediyor. Ve fir kebrul hima vel hulfu din binel kuven. Buraya kadar. Bu da buraya kadar. İfade burada bitmiş oluyor. Ya büneyyar kem ma'nada idgam kim içindir? Hulufsüz olarak sadece Kisai, Ebu Amr ve Şeyh Yakup. Bu üçü. Himen dediğimiz zaman ne anlaşılır Yusuf Hocam? Haya değil mi? Haya anlaşılır. Rul dediğimiz zaten Ra orada Kisai mübarek. Bunlar hulufsüz. Vel hulfu dediği zaman din, binel, kuven. Burada saymış olduğu dört tane zat efendim değil mi? İkisi ravi, ikisi imam. İbni Kesir, Kalun, İmam-ı Asım ve Hallat Hazaratı. Bunlar burayı ya büneyyar kem manayı hem izhar hem de ne okumuşlar hocam? İdgam. İkisini de okumuşlar. Ve'udtu lema hulfun demiş. Evet. Udtu lema hulfun ondan sonra şefa huz fik. Evet. İleride Udtu bi rabbi mesela. Udtu bi rabbi. Bu gafirde var, duhanda var, buralarda var. Bu udtu diye buranın idgamını yapan lam hulüfle. Hişam'ın burada hulüfü var. Şefa huz fik. Şefa denince kim gelir akla? Şefa ferhal. Değil mi? Şefa ferhal. Başka kim var bunun yanında? Huz, Ebu Amr, Fik, Ebu Cafer. Demek ki ha feraca hal değil mi? Ha feraca hal. Bunlar uttu diye. Değil mi hocam? Uttu diye idgam okurlar. Ama hulüfle tabi bunlarınki. Sonra ve sade zikru ma' yürid şefa kem hut. Buraya kadar. Ve sade zikru. Sade zikru dediği malum. Kaf ha ya ayn sad zikru. Oradan bahsediyor. Buranın idgamı bir de yürid. Ma' yürid.
Acayip ifadeler kullanıyor. Ma yürit. Anlasan burayı. Yüritle beraber. Hangi yürit abi? İşte burada ne yapıyor? Mübarek şerhler devreye giriyor. Veya oturup bizzat bunu idgamı sagir meselesinden bab-ı hurufin karbet mekharicu hadiye şeyde haftada bunun yeri var. Neşri Kibir'de de yeri var. Hepsinin yeri var. Oralardan bakıp tek tek bulmak lazım. Allah razı olsun. Böyle şerh önümüzde. Evet. Ve men yurid tevabe dünya ve men yurid tevabe ahireti. Yani ma yurid dediği zaman bir kelimeyle beraber sana adresi veriyor. Direkt. Ve men yurid tevabe dünya ve men yurid tevabe ahireti. Bu ikisi Ali İmran'da malum olduğu üzere geçerler. Bir de sad yani kaf ha ya in sad zikru. Bu ikisini beraber. Yani burada işte insanın gerçekten aklı böyle duruyor burada şimdi. Hocam niye duruyor? Şimdi birisi Ali İmran'da, öteki nerede? Meryem suresinde. Bunları ikisinin idgamını, bu iki yerdeki idgamı hakef ferkal yaptı diye sen onu tut, ikisini bir araya getir, hakef ferkal de ona. Yani Tayyibe'nin bu şeyi işte. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin sanatı bu. Resmen. Diyor ki madem bu da var, için içinde bu da var, bunların hepsine hakim olmayı gerektiriyor. Ya şu meseleyi buraya oturtmak için ne yapacaksın? Kâfâ yâ in sâd zikru. Burada da aynı şey var. Evemen yürik tevâbede de aynı şey var. Ya bunları tek tek önüne alıp dökeceksin. Hepsini tek tek tahlil edeceksin, birleştireceksin. Ondan sonra böyle bir diyelim ki beyt ihdas edeceksin, ortaya koyacaksın. Ondan sonra hadi al sana işte okunacak olacak. Ama ikisini beraber hiç uzatmadan. Tam böyle şiirin şiirliğine uygun bir şekilde. Diyor ki orada da aynısı var, burada da aynısı var. Aynı adamlar yapıyor bunu, yapıştır gitsin. İşin daha da tabii farklı tarafı, birisi sattan, yani sadın hani huruf-u mukatta dediğimiz sad derken dalın orada bakın dele idgamı. Diğer tarafta da yine dalın f'ye idgamı. Öyle bir ayarlıyor ki tabiri caizse gözümde çok mu büyütüyorum diyorum ama yani dalı, biri sadın sonundaki dalı buluyor. Yani harfin ismi olan dalı buluyor orada. Sad derken dalı, öteki tarafta kelimenin kendisi. Yürüydü tevabı, o da dal. Ve ikisinden sonra gelen harfler de idgam edilen harfler, müdgam-ı fiiller, peltek harfler. Yürü tevabı, sad zikru. İmam-ı Cezeri Hazretleri geldi, elini öpme. Evet, kim yapmış bunu? Hud kem şefa kem hud afven ferhal. Ondan sonra İbn Amir dedik, bir de Ebu Amr. Bunları hulufsüz. Bunlar huluf falan yok bunda. Sonra nebeztu huzluma hulfun şefa. Buraya kadar geliyor bu da. Yani bir beyt bize yetmiyor diyor. Bunu anlatmak için bir mısra yetmiyor. Aslında yine bir mısra yapıyor da yarısından almış bunu. Nebeztu huzluma hulfun. Bu sefer nebedtu, yani fenebedtuha, evet. Kim var burada hocam? Kaçırıyorum bazen mısraları. Ebu Amr var, evet. Ebu Amr var. Ondan sonra Hişam var. Tabii Hişam hulufle. Hulufu kimin yanına koydu bu sefer? Hişam'ın hemen o araya sıkıştırdı. Dolayısıyla diyor ki bu Hişam'ın hulufudur bu. Bir başkasının değil. Yok. Değil hocam. Lüma hulfun. Şefa o kendi başına ferhal. O şekilde. Evet. Yani o hulfun kelimesi, hulf ifadesi bir önceki beytin sonunda geçen lüma, lamın, hişamın hulfu. Ve edgâme zâle minhâ fittâ'yı Ebu Amr ve Hamza belkisâ'yı ve halef ve kezâ hişam bi hilâfin ahın demiş. Burada da aynen zaten buradan kopya çekip söylüyorum yani. Evet. Üristumu ridan leca huz mitle hulfin. Evet. Bazen sonuna ilave ediyor. Bazen önüne ilave ediyor. Üristumu Araf suresinde var. Zuhruf suresinde var. Üristumu ha. Yani üristumu kelimesi. Bu kelimelerde hocam bu kelimede idgam kim yapmış? Ridan fer değil mi? Ridan denince akla Eyüp abi fer geliyor değil mi? Evet. Ridan, fera. Leca, lam, hişam. Huz, Ebu Amr. Mith,
İbn-i Zekvan, ama o İbn-i Zekvan neyle gelmiş? Hulfin. Yok. Yok. Sadece mime. Sadece mime. Evet. Eğer zaten hocam huluf hepsine raci olaydı, o zaman direkt İbn Amir'i anımsatacak bir şey yapması lazımdı. Hulfuhum yazabilirdi. Tabi. Yani o da olurdu. Yalnız dediğim gibi yani eğer öyle geriye de kapsayacak olsaydı Ellam'ın hulfu var olacak değil mi? Yere de geçti laca. Mitle o da İbn Amir'in diğer rabisi. İbn Amir derdi o zaman direkt. İbn Amir der hulfu koyardı sonuna tamam bitirirdi. Demek ki İbn Amir'in bir rabisi hulufsüz bir rabisi hulufle bunu yapmış oldu yani. Hangi tariklerle huluf yaptıkları yani bu hulufun hangi tarikler sebebiyle oluştukları ile alakalı kitaplardan bakılabilir. İşte Suri'den mi oluştu o huluf? Yani Suri mi izhar yaptı? Ahfeş mi? Bunların hepsi kitaplarda var. Ve lebistu keyfe ca. Evet. Adem hocam biz burada mümkün mertebe kısadan beytleri toparlayıp yola devam etmeye çalışıyoruz. Yanlış bir şey yok değil mi? Ve lebistu lebistu kelimesi keyfe ca nerede gelirse hocam. Evet. Ve lebistu keyfe ca nerede gelirse. Yani nerede var? Bakara suresinde var. Mü'minünde var. Kale kem lebist. Kale lebistu. Mesela lebistum fil ard. Buralarda nerede gelirse dedi. Kim yapıyor bunu? Ve lebistu keyfe ca. Hud kem sene ridan. Biraz kalabalık bir ordu. Yine 5 kişi gerçi. Hepten de kalabalık değil. Ebu Amr, İbni Amir, Ebu Cafer, Ridan, yine Fer. Evet. Hakeffera'ca'a. Yani Hakeffera'ca'a. Çok defa karşılaşmışız değil mi? Hakeffera'ca'a. İlgam yapan bunlar. Ve Yasin, yani Yasin vel Kur'an. Yasin ve ilgamdan bahsediyor. Ve Yasin rava za'nu liven. Bunlar hulufsüz. Yasin ve diye idgam yapanlar bunlar hulufsüz. Rava rahal malum Va'nun Şeyh Yakup Hazretleri Liven yine İbn Amir. Ama vel hulfu bu sefer hepsine raci hocam bu. Başa koyduğu zaman da anla. Vel hulfu miznel idheva. Vel hulfu miznel idheva. Ha da bunların hepsi İbn Amir'i, Asım'ı, ondan sonra Nafi, Bezzi bunlar hep hulufle. Bunlar hep hulüflü ama gerideki geçenler Rabâ, Va'nu, Liven bunlar hulüfsüz olarak buranın idgamını icra etmişler. Evet. Ne gibi? Kenûne, nun gibi. Yani nun vel kalemi. Orada olan gibi. Orada idgam efendime söyleyeyim. Aynı gerideki Yasin ve yapanlar Nun vel kalemi de yapmışlar ama la kalun. Orada kalun yok. Yani evet her ne kadar birbirine çok benzemiş olsalar da yani Yasin ve yapanları ben bunlar aynı adamlar kalun şey nun vel kalemi diye yaptıklarını söylemiş olsam da bu nedir hocam? Kalun orada yok. Yani oradan kalunu eksilt. Nun vel kalemi yaparken kalunu eksilt oradan la kalun. Evet. Yelheth ezhiri bu sefer idgam değil izhar söylüyor. Yani tam tersini yapıyor bu sefer. İmam-ı Cezire Hazretleri hep iktisar yapıyor mübarek. Buraya kadar hep idgamcılar dikkat edersek 10 imamın içerisinde ya tam ortada veya idgamcılar azınlıkta. Şimdi ezhiri diyor. Yelheth ezhiri. Yani yelheth zalik. Buranın idgamını söylüyor. Söylemiyor daha doğrusu. İzharını söylüyor. Niye? İzharcılar az çünkü bu sefer. Hirmün lehum nâle. Hirmün lehum nâle hilâfuhum. Bunlar da hulufle yapmışlar bunu. Yani nasıl yapmışlar? Hirmün elif dal ca. Evet. Lam, şey, lehum lam nâle yine asım. Evet. Hasım nun vel kalem illa kalun haricun anhum bu şey diyor nun vel kalemideki vücuhat söylüyor. Ondan sonra evet yelhet inde zalimi zalik fil araf nafi'a ve ebu ca'far ve ibn-i ketir ve hişam ve asım bi ihtilafin anhum
Oradaki ismi zikredilenler hulufle yaptılar onu. Hirmun lehum nale hilafuhum. Bunlar hulufle yaptılar. Geri kalanlar ve dahi bunların da ikinci vecihi olarak idgam söz konusu. Evet. Huri demiş. Nale hilafuhum huri. Ve ruviyeden mi alıntı yaptı yoksa veri şeklinde? Sizde ibare nasıl hocam? Veri mi diyor? Evet. Yani rava yarvi diyeceğim ama rava yarvi olacak bir hali yok yani. Evet. Yani belki rivayetten yine kısaltma olabilir veya gözet anlamında bir, ama vera değil hocam. Rava. Değil mi? Evet. Vuri. Ve fi ehadtu vuri. Evet. Ve rava bil fethi demiş. Yuraha böyle görüldü. Anlamında da manasını veriyorlar. Evet. Pekala. Ve fi ehadtu ve fi ehadtu ehadtu de daha ve tehadtu ve tehadtu de yani neden bahsediyor? Ehadtu ehadtu değil mi? Tabi bunu izhardan bahsediyor şu anda. İzhar yapanlar bu kim bunu? Yukarıdan çünkü izhara girdi artık. Elhir dedi. İzhara girdi ama arka taraftan idgamcıları görüyorsun zaten. Yani izhar söylüyor. Bunlar izhardır diyor. Fakat arka taraftan yine ne yapıyor? İdgamı da zaten anlamış oluyoruz. İsmi geçmeyenler idgam dediği yerde izhardır. İsmi geçmeyenler izhar dediği yerde idgamdır. Diğerleri. Evet. Ve fî ehadetu ve tehadetu an dera. Ve fî ehadetu ve tehadetu an dera vel hulfu gith. Evet. Dal, ayın, yes. Ama yes hulufle. İzhar değil mi? Tabi izhar. İzhardan bahsediyor. Fakat yes'in biz nerede de olduğunu gördük hocam bu arada. Hem idgamda, yani hulf deyince hem idgamda hem de izharda. Bu şekilde hürriye bir taraftan hocam bakıyorum da farklı farklı manaları var. Ey zendu diye burada bir ifade de kullanmış. Zend kelimesine bakıyorum. Tutuşmak, yakmak. Yani bu şekilde yine rivayet anlamında bir manası var. Evet. Böyle tutuştu, böyle yakıldı, böyle anlaşıldı gibi de düşünülebilir. Normalde zind kelimesini burada kullanıyor. İbn-i Nazım mübarek. Zind kelimesi de dirsek anlamında. Yani çok da tam orası değil. Ha, İzâ haraca nâruhu demiş. Yani ateşi çıktığı zaman da bu kelimeyi kullanıyorlarmış. Ateş çıktığı zaman da, yandığı zaman da. Evet. Ha, fehuffife lil kafiyeti. Kafiyeden dolayı tahfif edilmiş. Farklı farklı bir takım ifadeler var. Vuri bizim çok da ilgi alanımız değil açıkçası. Ve fi ehadtu ve tehadtu an dera vel hulfu gith. Buraya kadar ehadtu ve ittehadtu kelimeleri geldikleri yerlerde efe ettehadtum lettehadte thumme ehadtuhum gibi olan yerlerde dal, ayın, yes, yes hulufle. Sonra devam ediyor. Tasin mimin fil sera. Burada bitiyor değil mi hocam burası? Evet. Tasin mimin fil sera. Tasin mim. Bu sinin sonundaki mimi şey nunu sin harfini oluşturan yani ismini değil mi andığımız oradaki nun sakin nun ne yapıyor? Mime idgam şey izhar yapanlar affen fil sera. Tasin mim okuyanlar fe ile ca olduğunu burada böylece görmüş olduk. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin zaten edebiyatçılık yönü çok farklı. Yani ilim başka, edebiyat başka. Şimdi oturup zaman zaman mesela böyle aklıma geliyor, açıyorum bazı yerleri. Kelime olarak diyorum buradan ne türlü bir şiir çıkmış acaba zamanında? Hakikaten insanın böyle dudaklarını uçuklatıyor yani. Öyle şiirler, öyle ifadeler var Tayyip'in kendinde ama tabii bizim öyle diyelim ki edebiyat tarafımız çok fazla olmadığı için açıkçası her tarafına giremiyorsun. Ama bu anlamda belki yetişmiş olan Arap edebiyatıyla
uğraşmış, ilgilenmiş olan birileri oturup bu kitabı taramış olsan kim bilir ne deryalar çıkacak yani. Biz sadece kıraat ilmi, evet kıraat ilminde bir kitaptır Tayyip'e ama resmen ayrıyeten bir edebiyatın resmen şeyini yakıyor yani içeride. Alevini tutuşturmuş. Böyle bir aşklar ilan ediyor bazen bir cihat serüvenleri, Allah selamet versin yani. Evet. Hocam, böylelikle burasını bitirmiş olduk. Burayı da okuyalım. Böylece yarım saati kapatmış oluruz. Ondan sonra devam ederiz. Bâb-ı ahkâmün nûn-i sâkineti ve tenvîn. Nûn-u sâkine ve tenvînin hükümleri konusu, hükümleri diyelim babı. Evhirhumâ. O nûn-u sâkin ve tenvîni izhar yap. Tecvidini güzel anlatıyor burada. Tenvîn ve nûn-u sâkin. Nerede? Tabii yine dediğimiz gibi hocam, İmam-ı Asım'ın hafz rivayetine göre değil, bütün imamlara göre olan tecvidin ahkâm-ı nûn-u ve diyelim ki nûn-u sâkine ve tenvîni almış buraya İmam-ı Cezeri Hazretleri. Evhirhumâ, izhar et bu tenvîn ve nûn-u sâkini. Ne zamanda? İnde hurufil halqi, boğaz harflerini gördüğün zaman da izhar et. Tamam, eyvallah. An küllin, hepsinden. Yani bütün kıraat imamları bunu yaptılar mı? Yaptılar. Ama diyor, artı bunu yaptığı gibi 6 tane normal şartlarda izhar harfi olduğu halde artı getiren kim var? Ve fi gaynin ve kha. Yani affen, özür diliyorum. Bu 6 taneden 4'e indirmiş oluyor değil mi? Tabii Ebu Cafer. Ve fi gaynin ve kha ehfâ temen. Bu 6 tanenin içinden 2 tanesini de yine ihfa harflerine katıyor Ebu Cafer Hazretleri. Dolayısıyla Ebu Cafer Hazretlerine göre ihfa harfleri 17 oluyor. Öyle olmuyor mu? 15 taneydi normalde. 2 de bundan eklenecek, 17. Evet. Ebu Cafer'e göre ne oldu? İzhar harfleri 4'e düştü bu sefer. Evet. Ama la münhanik, her ne kadar bu böyle olsa da Ebu Cafer Hazretlerine göre la münhanik, münhanik kelimesi, münhanik vel münhanikatü, değil mi? Ondan sonra yunghil, feseyunghilune, değil mi? Bir de burası. Bir de yekün, in yekün, ganiyen, değil mi? 3 tane. Evet. Bak bu işte beyti ezberledin mi hocam? Aklından çıkmaz bunlar da. La münhanik yunghil yekün ba'dun ebe. Bazıları Ebu Cafer'e göre bunları ihfa yapmaktan kaçındı. Yani izhar okudular. İzhar okudular. Evet. Bu 3 tane kelimede Ebu Cafer'e göre izhar vardır demişler. Vaklib huma ma'gunnetin mimen biba. Vaklib huma, o temin ve nun-u sakini iklab yap. Evet. Yani kalbet. Neye çeviriyorsun? Mime ma'gunnetin, gunne ile beraber. Mimen mime çevir. Biba ba ile karşılaştığı zaman da. Evet. Vaklib, temin ve nun-u sakini iklab et. Çevir. Neyle beraber? Ma'gunnetin. Gunne ile beraber. Neye çevir? Hangi harfe? Mimen mime çevir. Ne zamanda? Biba ba ile karşılaştığı zamanda. Evet. İklaptan bahsediyor. Bu zaten ittifaklı. Hiç kimseye göre farklı bir şey yok burada. Uygulama farklılıkları zaman zaman olsa da. Değil mi? Vedigin bila gunnetin. Vedigin bila gunnetin. Bila gunne ile idgam yap. Gunnesiz idgam yap. Nerede? Muharrem hocam, fi lamin ve ra. Değil mi? Lam ve ra da. Bunda şey var mı? Farklılık var mı? Yok. Yani cemi cümle herkes yapıyorlar. Ama ve yeli gayri sohbete. Yani bu kayıtsız, şartsız bu şekilde değil yine de. Ve ye idgam bila gunne yi, yani li gayri sohbet. Sohbetin dışında efendim sohbenin dışında kalanlar için sohbenin dışında kalanlar için idgam bila gunneyi hepsi için yap ama sohbenin dışında kalanlar için ma'al gunnede yap lan merada. Vehye li gayri sohbe. Tecüzü li gayri sohbe demiş. Sohbenin dışındakiler için caiz olur. Niye? Gunne de gelir. Gunne de gelir. Lan ve ra için gunne de okunmuştur. Sadece sohbe için lan ve ra da kaytamam. Sıkıntı yok. Sadece sohbet için yani sat ferhal için lam ve ra idgam bila gunne. Ama sohbenin dışındakiler için o zaman ne oluyor? İki türlü. Hem idgam bila gunne hem de idgam ma'al gunne. İkisi beraber. Eydan tura. Aynı böyle
görülmüştür. Evet. Vel küllü, hepsi, bütün imamlar fi yenmu biha. Yani idgam ma'al gunneyi yaparlar. İdgam ma'al gunneyi yaparlar. Nerede? Fi yenmu. Yani yemnu, yenmu demiş bu. Bu yenmu, o yemnu. Ye, efendim? Ma'al gunne, tabi. Ma'al gunne. Aynı şekilde sohbenin dışındakiler, yani vehye li gayri sohbete, şimdi dedi, eylan tura vel küllü fi yenmu biha. Yani o, diyelim ki o sohbe için, evet, satferhal, yani satferhal için lam ve ra'da hiç sıkıntı yok. Yani kesin idgam bila gunne. Satferhal'in dışında kalanlar için, evet, lam ve ra'da idgam bila gunne var, ama idgam ma'al gunne de var. Değil mi? Hulüfle biz Bakara suresi bitene kadar bunu ne yapıyor? Yapıyoruz bunu. Evet. Yenmu harflerinde kıraat imamlarının tamamı idgam ma'al gunne yaparlar. Ama diyor ki velık hadef, velık yani haleften bahsediyor. Halef ne yapmıştır? Hadef hazfetmiştir. Gunneyi hazfetmiştir. Dolayısıyla gunne hazf olursa bila gunneye dönmüş olur. Hangi harflerde hocam? Fil vavi vel ya. Vav ve ye harflerinde idgam bila gunne. Evet. Hocam o yüzden diyorum nacizane, yani belki üstadlar, büyüklerimiz belki katılmazlar, belki kızarlar ama takrib başlamadan şu Tayyibe'nin şu usul kısmını okumak lazım yani. Usul kısmını. Takrib başlamadan usul kısmını okuyacaksın. Bomba gibi böyle usulü hazır bir şekilde takribe gireceksin Allah'ın izniyle. Çünkü bütün her şey burada. Öteki türlü bir giriyoruz. Karşılaştığımızda ha bakın bu var, bu var, bu var diye diye artık usul bitmiyor sona kadar. Nas, minel cinneti ben nas diyorsun, hala usulden bahsediyorsun yani. Ve tera fil yaktulif. Teranı te kimdi? Bilmiyor musun abi? Tera duri değil mi? Duri fil ya, ya harfinde yani tenvinden veya nun-u sakinden sonra ye'ye geldiği zaman da ihtelef, T bunu hulüfle idgam bila gunne yapar. Malum Ebu Uthman el-Darir kimin tariki? T'nin, Ebu Uthman, yani Kisai, Ebu'l-Haris'in, şey Hafs-ı Duri'nin tariki. Dolayısıyla Hafs-ı Duri'yi burada ismini anıyor, Ebu Uthman falan demiyor, ihtelef diyor. Yani T'den bununla alakalı hulüf var. Hem idgam bila gunne yapar, hem de idgam ma'al gunne yapar. İdgam ma'al gunne yapan ne olduğu anlaşılıyor. İdgam bila gunne yapan Ebu Uthman el-Darir. Diğer tariklerden demek ki idgam bila gunne diye bir şey gelmemiş. Ve ezharu ledeyhime bi kilmetin. Burada o sinvanun, qinvanun, bünyanun, dünya falan var ya, orayı söylüyor burada. Ve ezharu, izhar ettiler ledeyhime şeyi, diyelim ki vav ve ye ile karşılaştıkları zaman da bi kilmetin, ama bir kelimede, değil mi? Bir kelimetin bir kelimede olduğu zamanda, yani aynı kelimede eğer işte dünya gibi veya sınvan gibi bir kelimede temin, şey temin zaten olmaz da nun-u sakin ile bu iki harf karşılaşırsa o zaman izhar devreye girer. Ve fil bevaki, geri kalan harflerde uhfiyen veya ehfiyen bir gunnetin ne yapacaksın diyor? Gunne ile İhfa yap. Yani ihfa yap. Kısacası o. İhfa. Geri kalan harflerde sen buna göre bunları tasnif et. Hangisi hangi, nerededir, değildir, ona göre ayarlamanı yap. Bütün imamlara göre, ravilere göre diyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Şimdilik bu kadarla iktifa etmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.